Ümmeten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golvan.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar. Neresinden başlayayım bilmiyorum. Ama Fenerbahçe'mizin kapıyla başlayayım. Fenerbahçe'den kap geldi. Evet. Şuraya kapı verelim. Son dakikayı da verelim. Bilgilendirme. Kulübümüz Flamengo forması giyen Gustavo Henrique'nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi burada aslında bakarsanız eskiden bizim MHYB hashtag'imiz vardı. Ee, yani MHYB HD ile birlikte veriyordum ama çok ukalacı oluyor diye vermiyorum. Ne oldu arkadaşlar? İptal olmuştu. Ayağında sorun var diyordunuz falan filan. Hocam keşke iptal olsaydı diyen arkadaşlar da duyar gibim Arkadaşlar etmeyin, eylemeyin. A plus hoca gelsin diyen biziz. Samandıra'nın kontrolünü de geçirsin diyen biziz. Oyuncular teknik direktöre baş kaldırmasın diyen biziz. Bakın birkaç yıldır çok çok iyi futbolcuların teknik direktörü yediğine şahit olan biziz. Etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Vardır bir bildiği deyin. Ya benim ne haddim edeyim? Ben o adam kadar bilemem deyin. Yapın bu iyiliği kendinize yoksa kafayı yersiniz. Kafayı yersiniz. Bu arada Opta bir veri sunmuş. Flamengo'ya transfer olduğu 2020 senesinden bu yana seri A'da kırmızı siyahlı formayla en fazla hava topu kazanan 178 kez ve uzaklaştırma yapan 163 kez oyuncu Gustavo Henrique oldu diyor. Beni alakadar etmiyor. İyidir kötüdür fark etmiyor. Beni tek alakadar eden şu. Fenerbahçe takım oyununun neresinde olacak? Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım. Christoph Daum zamanında Luciano bizim stoperimizdi. Yavaştı. Hiçbir yani şeyi yoktu. Ya Beşiktaş'a Rövaşata ile gol atmış adam, etmeyin, elemeyin. Alex'in duran toplarını bitiren adam. Ya giderken kahraman diye gönderilen adam, bak bilemezsiniz. Bak bugün konuştuğunuza yarın pişman olursunuz. Ah keşke dersiniz. Ya Fenerbahçe'ye zarar vermemek adına sizden bir ricam var. 450 dakika izleyin. 450 dakika izledikten sonra yine yorumunuzu yapın. Bak yine yapın. Kötüyse kötü deyin. Ağzımı açarsam adam değilim. Ama 450 dakika Fenerbahçe'de izlemeden ne olur yorum yapmayın. Bak afaki yorum yapıyorsunuz. Kendinize de bana da zulmediyorsunuz. Jesus. Jesus'tan olay göndermeler, olay kapaklar. Fenerbahçe'mizin teknik direktörü Jorge Jesus. Dinamo Kiev maçı rövanşı öncesinde bazı açıklamalar da bulundu basın toplantısında. Eminim herkes Dinamo Kiev hakkında daha emin fikirleri var. Ben onları çok iyi tanıyordum. İlk maçta Dinamo Kiev'e kendi kalitemizi gösterdik. Defansta çok organizeydik. Onları şaşırttık. Umarım yarın yine oyun kalitemizi sahaya yansıtırız. Rakibimiz kontra ataklarda etkili. Üst seviye Ukrayna milli takımında oynayan oyuncuları var. Umarım oyuncularımız gününde olur ve turu geçen taraf biz oluruz diyor. Ayağı yere sağlam basan teknik direktör konuşmasan. 5-6 haftadır takımla birlikte çalışıyoruz. Düzeltmek istediğimiz şeyler var. Bunu gözlemledim. Bu sene takımın hocası benim. Bu da düzeltmek istediğim şeylerden biri. Bak. Bu sene takımın hocası benim. Bu da düzeltmek istediğim şeylerden biri. Kura'da bize sürekli Şampiyonlar Ligi gruplarında oynayan bir takım geldi. <laughs> ya Sürekli gruplarda oynayan bir takım geldi. Herhangi bir takım değil rakibimiz. Tabii ki zorluklar yaşayabiliriz ama umarım iyi bir maç geçer bizim için. Açıkçası Jesus diyor ki bu takımın hocası benim. Kimseyi işime karıştırmam diyor. En doğrusunu da yapıyor. Taktiksel olarak bugün maç öncesi bir antrenman, antrenmanımız daha olacak. Stratejik olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bazı fiziksel sıkıntılar yaşadık. Burada kastettiği şey arkadaşlar hani yoğun kamp temposundan dolayı kaslar kaldıramıyor biliyor bazı futbolcularda. Yani nasıl anlatayım? İdraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu teraziyi bu kadar sıkleti çekmez. Diyeyim anlayın siz. Hocam bunu demesen daha çok anlıyorduk. Yani arkadaşlar e, kaldıramayacağı yük oluyor bu idmanlar bazı futbolcuların. O yüzden sıkıntı yaşayabiliyordu. Arda Güler, Osai ve Joshua King onların durumuna bakacağız. Bugün ve yarın sabah antrenman olacak. Bugün ve yarın sabah. Arkadaşlar bugün ve yarın sabah antrenman olacak. Benim en şaşırdığım bu. Yahu kardeşim hazırlık maçına mı gidiyorum? Bugün ve yarın sabah antrenman nedir? Akşam maç var. Sabah dinlensin oyuncular. Oyuncuların durumuna orada bakacağız. Oynayacak olanları seçeceğiz diyor. Ben bir şey söyleyeyim. Arda Güler oynamasa kimse herhalde yapmaz. Ama Osai bence en kritik isim Osai. Joshua King için bence kimse yapmaz. Acaba sadece Joshua King oynamasa Osai ve Arda Güler oynasa nasıl olur? Çözümleri maç içinde bulacağız diyor. Lucas, ilk maçtan sonra Fenerbahçe'yi daha iyi tanıyoruz diye bir söylemde bulundu ki bu gayet normal. İlk maçta defansif olarak şaşırttık. İlk maçta maçın gidişatına göre belli stratejiler uyguladık. Yarın da maç içerisinde bakacağız ve gerekli çözümleri maç içerisinde bulmaya çalışacağız. Şimdi düşünsenize, karşınızdaki hoca kurt bir hoca ama büyük bir strateji savaşı veriyorsunuz. Bu tarafta futboldan belki de hiç anlamayan taraftar Gustavo niye geldi? Lan arkadaş. Adam Kiev maçında satranç oynadı ya. İkisi birlikte satranç oynadı. Hiç mi dikkat etmediniz bu seviye adamlar? İlk maçta girdiğimiz pozisyonları değerlendirmedik. 3 tane net pozisyonumuz vardı. Şunu da anlamalıyız. Bak 3 tane net pozisyonumuz vardı. Dinamo Kiev defansif anlamda çok iyi bir takım. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynamıştık. Barcelona ve Bayern Münih de onlara gol atmakta zorlandı. Bu aslında onların defansif olarak ne kadar iyi ve organize olduğunu gösteriyor. Yarın yine ofansif olarak sorun yaşarsak. Bu onların savunmada iyi olacağından kaynaklanacaktır. Rakibini durdurmak için iyi bir yöntem bu faul. Dinamo Kiev'in ilk maçtaki silahı buydu. Maçtan önce oyuncularıma bunu söylemiştim. Yarın 30-40 isterse 50 faul yapsınlar. Bu faullerin çokluğu bizim için iyi bir sinyal. Bu bizim hücumda güçlü olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha fazla faul yapmaları gerekecek diyor. Kendine güvenen net bir konuşma aklı arkadaşlar. Orada Gustavo Henrique bugün 18.30'da İstanbul'da olacak onu da söyleyeyim. Bu kendine güvenen net bir konuşma arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha iyi bir şey mi? Bence iyi bir şey. Ya, bence iyi bir şey. Çünkü teknik direktörün kendine güvenmesi e, bence iyi bir durum. Kim Minji Napoli'ye imza atıyor diyor arkadaşlar. Hızlana hızlana okuyorum. Çünkü dakikalar çok geçiyor. Belki sıkılıyorsunuzdur video uzun olunca. Napoli Kim Minji artık bu iş herhalde nihayete erdi. Ermek üzere eriyor gibi. Çünkü artık kulüp binasına girdi. 3 milyon euroya transfer ettiğimiz oyuncuyu 19.2'ye satıyor gözükebiliriz. Eğer 19.2 yazarsa da bilin ki UEFA yardımlaşma dayanışma payı arkadaşlar fazlalığı. Yani bizim elimize geçecek para bu. Serbest kalma maddesi 18 milyon euro olmasına karşın Napoli bu transferde renin önüne geçmek için 1 milyon euro ekstra ödeme yaptı. He he. Mustafa Hoca yine bildi diyemiyorsunuz da. Demeyin Boşver. Ayrıca yetiştirme bedeli için Napoli'nin yapacağı ekstra 1 milyon euro'luk ödemeden de Fenerbahçe'nin payına 200 bin euro düşecek. Ya anladınız değil mi? Toplam 20 milyon euro. Ee, bu <laughs> kusura bakmayın. 1 milyon eurosu 5 takıma bölüştürülecek. 200 bin eurosunu biz almış oluyoruz. 19.2'ye denk gelmiş oluyor. E, yıllık 2 milyon euro artı bilmem ne parası veriyor. Bizim umurumuzda değil. Çeyi içine geçerli, İtalya içine geçerli 45 milyon euro serbest kalma. İtalya dışına geçerli 50 milyon euro serbest kalma maddesini eklediklerini söylüyorlar. Savunmadaki performansı alkış almıştı diyor kritik müdahaleleri. 3 artı 2 yıllık sözleşmeden bahsediyorlar. Sağlık kontrolleri için İtalya'daydı. Herhalde bugün açıklama gelir. Şunu söyleyeyim. Sadece bir yıl oynamasına rağmen Fenerbahçe taraftarının gönlüne taht kurdu. Kişiliğiyle, performansıyla iz bıraktı. Ve kulübe geldiği ücretin 6,5 katını kazandırdı. Her şey için teşekkürler Kim İnşi. Yolun açık olsun. Bu taraftar kendisine bir gram dahi olsa fayda vereni unutmaz. Unutmayacaktır da. Hocam işte bizi sattı. Bizim en zor günlerimizde gitti transfer görüşmesi yaptı. Ya yine boş konuşuyorsunuz, yine boş konuşuyorsunuz, yine boş konuşuyorsunuz. Bomboş konuşuyorsunuz. Adamın serbest kalma maddesi var. Adam gelirken daha gelmeden diyor ki bana bu parayı veren olsa ben giderim. Serbest kalma maddesi de gelmiş adam da gidiyor. Bunun neresi satma? Ya yani şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar kanalı bir hafta içinde 30 bin aboneye çıkartan arkadaşım olursa 5 bin lira vereceğim. 5 bin lira vereceğim. Bir kardeşimiz de bir hafta içinde 30 bine değil 35 bine çıkarttı. Bak 30 bine değil 35 bine çıkarttı. Lan kardeşim ne süper bir şey yaptın. Ee, hesap numaranı gönder 5 bin lira vereyim desem. Adam da hesap numarasını gönderse Siz bu adama vicdansız mı diyeceksiniz? Şuna bakalım ya adamdan 5 bin lira para alıyor. Yaptığı ne sanki kaç tane abone getirdi ki mi diyeceksiniz? Yok anlaşma bu. Adam da anlaşmanın hakkını istiyor. Yapmayın etmeyin ya. Bence odaklanmanız gereken başka bir husus var. Ne biliyor musunuz? Atilla Salahi. Kiev maçından sonra Atilla Salahi yolcu desem inanır mısınız? Bence inanın. Bence inanın. Çünkü İtalyanlar şimdi de Salahi istiyor. Defans hattında Kim Minji'yi kaybederek ağır bir yara alan Fenerbahçe'nin bir diğer stoperi Atilla Salahi de İtalyan kulüplerinin gözdesi konumunda. Kim Minji gibi önemli bir stoperini kaybeden Fenerbahçe'de gözler bir anda Atilla Salahiye çevrildi. Milliyet gazetesinden Senat Okun haberine göre şu anda Jorge Jesus'un vazgeçilmesi konumunda olan Salahi için İtalyan takımlarının takipte olduğu belirtildi. Haziran 2025'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan Macar stoperin yakından izlendiği vurgulandı. Ancak Yıldız stoper Fenerbahçe'de çok 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 mutlu. Bu arada Atilla Salahi'de de 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi var diyormuşum. Ortalığı karıştırıyormuşum. 15 milyon euronun altında hiçbir rakama konuşulmayacak bile ama bu rakam 20'ye çekildi. Haberiniz olsun. 64 maça çıktı Fenerbahçe'de. 4 gol 2 asisti var. 24 yaşında. Şimdi önce şunu söyleyeyim. Değerini bulan herkes gider değil mi arkadaşlar? Gitmeli değil mi arkadaşlar? Değerini bulan. Ama doğru zamanlamada gitmeli. 20 Ocak 98 doğumlu. Henüz 24 yaşında. Transfer market piyasa değeri 12 milyon euro. Bakın transfer markı piyasa değeri. Ve Rogon'un çöpü size göre. Her şeyi eleştiriyorsunuz ya. Her Rogon futbolcu çöp ya size göre. Macar Milli Takımı'nın 27 kez formasını giymiş, 192 boyunda sol ıı, ayaklı, sol bekli de oynayabilen bir isim. Arkadaşlar, yanlış yere bakıyorsunuz. Wolfsburg ve Fulham'ın çok ama çok net teklifleri var. Wolfsburg ve Fulham'ın. Hatta Fulham'ın Gerekirse 20 veririm, 10, 16 veririm, 18 veririm. Gerekirse 20 veririm ama ben bu ismi alırım dediği isim. Gerekirse 20 veririm diye. Şimdi şunu söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki ya hocam savunma hattı kurulmuşken bu kadar önemli maç öncesinde savunma hattı dağıtılır mı? Dağıtıldı. Salahiye çok ciddi teklifler var. Ben şunu söyleyeyim. Bak içinizi rahatlatacak bir cümle koyayım. Ne gidecek derim ne kalacak derim. Ne gidecek derim, ne kalacak derim. Malan Kısar. Bu ismi hafızanıza yazın diye defalarca söyledim. Yine söylüyorum. Malan Kısar. Televizyonda birdenbire bir altyazı gördünüz. İşte Malan Kısar Fenerbahçe'de. Ya da kap açıklaması diye. O gün deyin ki yolun açık olsun Atilla Salahi. Bak eğer böyle bir şey görürseniz yolun açık olsun Atilla Salahi deyin. Ya da geçtiğimiz günlerde size ben bazı Arjantinli isimler verdim. Orada üstüne basa basa sol ayaklı sol stoper diye de belirttim. O arkadaşı görürseniz Atilla Salahin'in yolu açık olsun diyebilirsiniz. Görmezseniz pek sıkıntı yok. Çaykur Rize Spor Transfer Market. Giriyoruz Çaykur Rize Transfer Market'ına. Siz girmeyin ben sizin yerinize girdim. Emirhan Topçu diye bir isim var. Emirhan Topçu. 11 Ekim 2000 doğumlu 21 yaşında 300 bin euro piyasa değeri olan bir futbolcu arkadaşlar. Çaykur Rizespor altyapısından yetişen bir isim. Sol ayaklı sol stoper ön libero olan devşirme bir isim. Bizim bu isme ilgimiz var. Hem Malan Kısar hem Emirhan Topçu isimlerinin Fenerbahçe gündeminde yeri var. Bilginiz olsun. Beşiktaş'ın da ciddi bir isteği var futbolcuyla ilgili. Ee, eğer Atilla Salah'ı gitmezse bu arkadaş arkasına gelebilir. Atilla Salah'ı giderse hem Malanksar ya da o söylediğim isimlerden birisi hem de bu arkadaş gelebilir. Bilginiz olsun. 20 milyon euro Atilla salaiye verirlerse satılsın mı? Şu anda bak kafanız karıştı dem. Hocam zaten kim gitti? Daha fazla yara almayalım diye. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Serdar Aziz, Salahi, Tandemi bence güzel. Gayet güzel. Serdar Aziz'in yerine bir de Semedo düşünülüyor. hani ucuz maliyetli ama kaliteli stoper. Transfer Market verisine bakmayın. Oyununa bakın. Salahi, Semedo, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique stoper attı. Beşinci stoperde hani rezerv takım falan var ya. Alt yapımızdaki futbolculardan birisi olursa. Bence yine yeterdi. Emirhan'a falan gerek yok. Oyuncuyu çok izlemedim. Bil, bilmiyorum ama yetenek havuzunda, scouting havuzunda artı not alan isimlerden bir tanesi. O da olursa 5. stoper konumuna o geçer. Bence bu 5 stoper bizi gayet iyi idare eder. Her stoperden para kazanacaksın diye bir durum yok. Gördünüz. Şimdi satsan sala iyi satarsın. Şimdi satsan kimi satarsın? Tisserant'ı satarsın. Değil mi? Satsan satarsın. Bak 3 tane stoper. Demek ki her transfer döneminde her futbolcunun da satılması iyi bir şey değil. Yani orada 3 tane 4 tane futbolcu koyup da olan hepsini satarım demek de iyi bir şey değil arkadaşlar. Şimdi çaktınız mı köfteyi? Yani Serdar Aziz orada ampul gibi dursun kimse almaz. Ha sana yarar. Serdar dursun dursun kimse almaz ama sana yarar. Anladınız mı demek istediğim? Gustavo Henrique belki senden sonra sıçrayış yapmayacak. Ha, tutarsa, bak Serdar Aziz Gustavo sana yarar. Salayi, Salainin arkasındaki, ben yani Semedo'yu falan azal, o da gitmez. Hani Salayi, Salayi'nin arkasındakiler hani birer kişi satarsın, ikişer kişi satarsın. İlla satma kültürüne alışacaksan. Anladınız mı bu mantığı? İşte Fenerbahçe'nin kurmak istediği mantık bu. Ben şunu söyleyeyim %90 ihtimalle Atilla Salayi kalır demek istiyorum. Çünkü ben Malankasar transferinin olacağını pek zannetmiyorum. Biz hani ücretsiz kira ama 5 milyon opsiyon koydurmak istiyor. Adamlar para koydurmak istiyor falan. böyle bir durum var. ama salayı dururken de Malanksarın alma ihtimali var mı? Küçük de olsa var ama zannetmiyorum. Ben şunu söyleyeyim. Uzun lafın kısası. Mustafa Önüke Fenerbahçe'ye hoş geldi inşallah. Başarılı olur. Kim Minji'nin yolu açık olsun. Atilla Salahi inşallah hakkında hayırlısı neyse o olur. Gitmek hayırlısıysa, Fenerbahçe açısından gitmek hayırlısıysa gider inşallah. Kalmasa hayırlısı kalır. Malaksar için de, Emirhan için de aynısını söylüyorum. Fenerbahçe için de arkadaşlar lütfen destekleyin. Destekleyin, destekleyin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.